arkadaşlar, yeni bir yayınla karşınızdayım. Bu yayında size Armagedon Savaşı'nı anlatacağım. Çok vakit kaybetmeden herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum. Armagedon Savaşı. Bu savaşı son dönemde sıklıkla duymaya başladınız. Ben de bunun üzerine kısa bir video hazırlamaya karar verdim. Söze başlayalım. Bizim nesil Armagedon ifadesini bir Hollywood filminde tanıdı, öğrendi. Nasıl öğrendik biz bu ismi? İşte dünyaya bir göktaşı çarpacaktır. NASA'nın oluşturduğu küçük bir astronot grubu göktaşını hareket eder. O göktaşını ima eder ve dünya kurtulur. Ve dünyada yeni bir düzen, yeni bir refah dönemi başlar tarzında bir film vardı. Bu filmle beraber biz öğrenmiş olduk. Zaman içerisinde tabi detaylarını okudukça öğrenmiş olduk. Armagedon neresi? Bunu öğrenmemiz gerekiyor. Instagram'da olsun, diğer sosyal medyalarda Armagedon Savaşı'nın Amik Ovası'nda yapılacağına dair ifadeler var. Bu yaygın bir şekilde dile getirilmeye başlandı. Amik Ovası'nda deniliyor. Ama Tevrat'ta ve diğer kaynaklara, Hristiyan kaynaklarına baktığımızda şöyle ifade edeyim size. Burada anlatacaklarım Hristiyan ve Yahudi ve Kur'an. Bu üçünü karşılaştıracağım. Yani Hristiyanlığın, Yahudilerin anlayışı nasıl? Kur'an ne anlatıyor bize? Bu ikisini karşılaştıracağım. Yani iki gruba ayrılmış şekilde anlatacağım. İlk önce Hristiyan ve Yahudiler de nasıl anlatıyor? Onu ifade edeyim. Ama unutmadan önce Armagedon'un Amik Ovası'nda olmadığını, Filistin coğrafyasında eski ismiyle Kenan diyarında olduğunu belirtelim. Burası bir alandır. Eskiden ekonomik anlamda önemli bir merkezdir. Zaman içerisinde bu şehir terk edilmiş. Şimdi şehirleşme yok. İnsan yaşamıyor. Küçük bir alandır, düzlük bir alandır. Son savaşın işte bu topraklarda olacağına nasıl inanılıyor? Hristiyan ve Yahudi anlayışında Deccal vardır. Bu Deccal insanları kandırmaktadır. Nasıl kandırmaktadır? Çok iyi hitabet gücüne sahiptir. İnsanın duyacağı güzel sözler söylemektedir. Ve bu şeytanın bir askeridir. İnsanları kandıracaktır, kendi ordusunu kuracaktır. O orduyla beraber işte krallara ve dine saldırılacaktır. Üstün gelecektir. Üstün geleceği, son savaşı yapacakken, ya üstün gelecektir dedik ama yapılan tüm savaşları kazana kazana geliyor. Armagedon bölgesine geliyor en sonda. Orada yine üstünlüğü devam ettiriyor bu Deccal ve askerleri. Bu üstünlük devam ederken Hazreti İsa yeryüzüne geliyor ve Deccal de bu geliş esnasında Hazreti İsa'nın ihtişamından dolayı yok oluyor, gidiyor. Tabii bu savaş öyle bir savaş ki her taraf kan gölü. Her taraftan su yerine kan akıyor. Öyle bir büyük savaş. Bu şekilde anlatılıyor. Bu gerçekleştikten sonra Hazreti İsa dünyaya geliyor. İyilerle kötülerin savaşını diyebiliriz. Hristiyan anlayışına göre üçlemeye inanmayanlar Deccal oluyor. Deccal'in askerleri oluyor. Yani onların anlayışına göre imansız olanlar Deccal oluyor. Hazreti İsa da geliyor. İmanlıları koruyor. Dünyada yeni bir düzen oluşturuyor. Oluşturulacak bu düzen de 1000 yıl sürecek. Tam 1000 yıl. Bu 1000 yıllık dönemde Tanrı'nın krallığı dünyada egemen olacak. Bu 1000 yıllık süreç bittikten sonra da ne olacak? 100 yıllık tekrardan Deccal'in dönemi başlıyor. Deccal'e müsaade ediliyor. Neden müsaade ediliyor? Şeyden dolayı o 1000 yıllık dönemde o cennet gibi ortamda günah işleme meyilli insanlar varmış, olacakmış. O insanların tekrardan yok edilmesi için, ayırt edilmesi için diğer imanlı insanlarda o 100 yıllık bir devre olacak. O devrede tamamen Deccal yok edilecek. O aşamada bittikten sonra artık insanlar hesap vermeye geçecek. Hesap verecek. Ona göre tekrardan cennet ve cehenneme gidecek anlayışı var. Tabii ki yine Yahudilikte de hemen hemen buna paralel bir inanç söz konusu. Bu şekilde ifade edeyim. Kur'an'da Armagedon Savaşı'ndan bahsedilmiyor. Böyle bir savaşın olacağı dile getirilmiyor. Kur'an'da biz neyi görüyoruz? Yecüc ile Mecüc'ün
olduğunu görüyoruz. Yedi üç demeci nasıl ifade ediyor? Tam ben size burada ifade edemeyeceğim, aktaramayacağım. Şöyle ifade ediliyor. Dağlardan, tepelerden akın akın insanlara saldırmaya başlıyorlar diye ifade ediliyor. Bu şekilde dile getiriyor. Onun haricinde Deccal ismi geçmiyor Kur'an'da. Deccal yerine ne geçiyor? Dabbetül Arz geçiyor. Dabbetül Arz belki ilk defa duyuyorsunuz. Şimdi belki korku filmi vardı. O korku filminden de aklınıza gelebilir. O, bilmiyorum izlediniz mi, izlemediniz mi o filmi de. Ben gerçi izlemedim o filmi. Dabbetül Arz yerden bitiyor yani. Toprağın altından çıkıyor. Çıkacak. Ve insanları etiketleyecek. İşte sen imanlısın, imansızsın diye. Ona göre kıyametten önceki son aşama gerçekleşmiş olacak. Yani o artık etiketleme diyebiliriz. Artık nasıl telaffuz edersiniz? Ama sadece işaretleyecek yani bu imanlı, imansız diye. Dabbetülüz yapacak bunu. Kur'an'da bu geçiyor. Tam ifade çeviremiyorum ama hemen hemen buna yakın ifadeler dile getiriliyor. İşte Hristiyanlık ve Yahudilik'ten anlayış buken Kur'an'da bu şekilde ifade ediliyor. Okuma yapmadığım için, bu konuda detaylı araştırma yapmadığım için o hadislerde anlatılan kısımlara girmiyorum. Hadislerde de son savaştan bahsedildiği dile getiriliyor. Eğer siz o konularda bilginiz varsa, benimle paylaşmak istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bunu söyleyebilirim. Hadisler kısmına girmeyeceğim ben. Kur'an bazlı gidiyorum ben. Belki ne diyeceksin, niye hadis kısmına girmiyorsunuz? Süremiz de yetmez. Çok geniş teferruatlı bir konu. Hemen aklıma gelmişken şunu da anlatayım. Armageddon Savaşı olmadan önce dünyada bazı kötü olaylar gerçekleşecekmiş. İşte salgın hastalıklar, büyük depremler, büyük savaşlar. Bu büyük savaşlar, depremler, salgınlardan sonra işte Deccal'in çıkışı, Deccal'in Armageddon'da kaybetmesi, Hz. İsa'nın gelmesi anlayışı var. Tabii bir de İslam anlayışında Mehdi olayı var. O Mehdi olayına da girmeyeceğim. O da bayağı bir derin konu. Çok çok derin bir konu. Mehdi'ye de girmeyeceğim. Belki isterseniz başka bir videoda Mehdi konusunda anlatırım ama şimdilik girmeyeceğim. Yani anlatılacak gibi değil. Çok çok detaylı bir konu. Şunu belirteyim. Armageddon Savaşı hani dedim ya filmden biz öğrendik diye. Sadece o tek film değildi Armageddon Savaşı. Son savaş. Şimdi Hollywood bu Armageddon Savaşı hep atıfta bulunuyor. Mesela Yüzüklerin Efendisi, son savaş sahnesi, iyilerle kötüler. Orada hatırlarsınız, izleyenleriniz hatırlar. Son savaş gerçekleşiyor. Matrix filminde Neo kurtarıcıdır. Ondan sonra virüsle son savaşı yapacaktır. Yağmurlu bir alan, son savaş gerçekleştirilecektir. Böyle bir film sahnesi, iki filmden bahsetmiş oldum. Bunun sayılarını arttırabiliriz. Hollywood buna hep vurgu yapıyor. Armageddon Savaşı'na hep vurgu yapıyor. Bundan sonra izleyeceğiniz filmlerde de buna dikkat edin, karşınıza çıkacaktır. Son savaş bekleniyor. O son savaş neden bekleniyor? Çünkü Hz. İsa'nın geleceği bekleniyor. Bana ayrılan vaktin sonuna geldi. Çok da konuşup da yormak isterim. Çünkü beni bir dakikadan sonra dinlenmiyor. Onun için ben sözlerimi tamamlıyorum. Bana destek olacağınız ekstra bilgiler varsa bunları bekliyorum. Ben sadece burada tanım yaptım. Herkesin inancı kendine, her inanca saygım sonsuz. Ben burada hiç kimseyi yargılamıyorum. Herkes kendi inancında yaşamakta özgürdür. Ben size burada sadece bilgi aktarımı yaptım. Onun haricinde başka bir şey hedeflemedim. En doğrusunu Allah bilir deyip sözlerimi tamamlayayım bu konu hakkında. Bundan sonraki programlarda yine anlatmaya devam edeceğim. Konuklarım olacak. Farklı konular olacak. Sırf tarih değil, farklı alanlardan da anlatımlar olacak. Şimdilik sözlerimi burada tamamlayayım. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Gündüz izleyecekler için iyi günler diliyorum.